Selamlı sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Kuzey Makedonya Meclisi tarafından orta eğitimini takip eden öğrencileri için yeni bir sanal proje başlatıyor. Konuyla ilgili olarak detayları da bu haber bültenimizde olacaktır. Öte yandan ise salgın durumuyla ilgili olarak Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu'ndan yeni değerlendirmeler vardır. Onları izleyelim. Bulaşıcı hastalıklar komisyon üyeleri dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonya'daki salgın durumunun iyileştiğini tespit etmiş olduğu fakat 6 ile 14 yaş aralarındaki çocuklar arasında vaka artışı tespit edildiği belirlendi ve konuyla ilgili olarak bu sefer komisyon başkanı Aleksandar Petliçovski tarafından açıklama yapıldı. Komisyon tüm vatandaşlara pandemiden en iyi çıkış yolu olarak 3. dost aşı almaları hususunda çağrıda bulundu. Şu anlık Covid hastalığının geçirdiği dair sertifikalarında geçirliğin kaldırılmasına yönelik bir girişim olmayacağı da belirlenmesiyle birlikte basın sözcüsü Zlatan Mehmetoviç'ten açıklamalar gelmişti. Salgınla ilgili olarak yapılmış olan analizlere bağlı olarak mevcut olan bilim adamları tarafından da iyimser bir şekilde açıklamalar gelmektedir. Üniversite hocası Profesör Traykovski yapmış olduğu açıklamasıyla birlikte mevcut olan omikron cinsinin üst Üstrumca'daki durumu tam bir örnek olarak kalmasıyla birlikte bu senedeki durum bir önceki iki seneden farklı olduğunu vurguladı. Kendisine göre özellikle önümüzdeki 10 gün içerisinde vakaların takip edilmesiyle birlikte önümüzdeki dönem içerisinde yapılması gerekenler ve tahminde bulunması gerekenler konusunda bir altyapı ve sebep olarak sayılacaktır. Şimdilik ise durumlar geçen seneye ve önceki seneye göre bir başka ve özellikle mevcut olan durumlar ve hastaların durumları bir önceki senelere göre fark olduklarını bildirmektedir. Kendisine göre önümüzdeki 10 gün içerisinde tekrar vakaların sayısı takip edilmesinde fayda vardır. Avrupa Birliği müzakerelerini başlamasıyla ve bununla ilgili olarak bu seferde iyimser düşünceler ve konuşmalar Fransa'dan gelmektedir. Üsküp Fransa, Büyükelçisi Cyril Bogmartner'ın yapmış olduğu açıklamasıyla beraberce Üsküp ile Sofya'nın uzlaşmaya varılması konusunda ve Fransa'nın geçici olarak başkanlığı yürüttüğü süresince mevcut olan müzakerenin başlaması ve bunlarla ilgili olarak tüm gerekenleri yerine getirilmesi iyimser bir şekilde değerli dirildi. Kendisine göre bu dönem içerisinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk mevcut olan müzakerenin başlaması konusunda tam bir zamanda bulunuyorlar ve kendisi bununla ilgili olarak iyimser bir tahminde bulundu. Korkuyorum projesi bu sefer de orta öğretim öğrencileri için vazgeçilmez bir proje söz konusu oluyor. Tabii ki okullar bu konuda başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tarafından yapılmış olan ilan ile birlikte korkuyorum projesince mevcut olan orta eğitimi takip eden öğrencilerin mevcut olan makamlarda ve nasıl bir şekilde çalıştığı ile ilgili olarak bir projenin ve eğitim verilmesi konusunda bir etkinliklere daveti söz konusu oluyor. O şekilde bütün simülasyonlar ve çalışmalar 15 Mart'tan itibaren başlayacaktır. Okullar ise kendi öğrencilerine dahil etme konusunda ve bu projeye dahil olma konusunda kendileri başvuruda 20 Şubat'a kadar bulunabilir. Mavrovarosuşe Belediyesi'ndeki okullarındaki şartları daha iyi bir duruma getirebilmek için Kayın Başkanı Medat Kurtovski tarafından değerlendirmeler ve açıklamalar yapıldı. Öte yandan ise devre özel ihtiyaçlı vatandaşları için yapılmış olan çalışma merkezleri ve şartları şu an mevcut olan taleplere göre uygun olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili olarak devre sosyal merkezi müdürü Kreşnik Paçuk'un açıklamaları vardır. Her şeyde önce merkez Jupa ve devre yeni 9 tane vaka gelmektedir. O şekilde bölgemizde şu an 27 kişi COVID-19 hastası olarak kayda girmişti. Covid-19 son istatistiklerine göre Debre ve Merkez Jupa'ya yeni 9 tane vaka gelmektedir. Şu an her iki belediyesinde toplam vaka sayısı 27'ye yükselmiş oldu. İlk günden bu yana toplam 1561 kişi ise tamamen Covid-19 hastası olmuştu. Öte yandan ise Debre Sağlık Ocağı Müdürü Bakya Lili'ye göre şu an hastanede 5 kişi tedavi görmekteler. Öte yandan ise Covid-19 özellikle Önleme konusunda aşılamaya önem verilmesiyle birlikte bu sayıların düşüşüne ancak inanılmaktadır. Şu an, Devredeki Modular Hastanesi'nde aşılama süreci sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. toplumsal bağışıklık sistemin kaldırılması konusunda aşılama önlenmesi vazgeçilmez oluyor. Konuyla ilgili olarak Debre Modular Hastanesi'nde sorumlu olan Doktor Luzim Strikçani'ye göre mevcut olan Debre ve Merkez Jupa'nın özellikle yurttaşların aşılanma süreçleri daha şiddetli bir şekilde devam etmekteler. Şimdiye kadar üçüncü aşı alanların sayısı binden fazla olmaktadır. Kendisine göre özellikle birinci dozu alan vatandaşların sayısı her iki belediyesinden 8459, ikinci dozunu alanların sayısı 7701, 3. dozunu alanların sayısı ise 1036 söz konusu oluyor. Debre'deki Modular Hastanesi'nde aşılama süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar alınmış olan AstraZeneca, Sinofan ve Sinovac tarafından aşıların üçüncü dozu Pfizer olmaktadır. Ondan dolayı buradaki modular hastanesinin sorumlusu Dr. Srikcani'ye göre vatandaşlar her gün çalışma saatleri içerisinde Debre'deki modular hastanesindeki aşılama süreçlerinden ve hizmetlerinden faydalanabilir. Debre Belediye Meclisi tarafından özellikle boşaltılmış olan iki kişi yerine iki kişinin telafisi bu seferde belediye seçim komisyonundan talep olarak istendiği Konuyla ilgili olarak bilindiği gibi iki meclis üyesi Cemal Çupi ve Arben Agoli istifaları neticesinde yeni iki kişi girmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili olarak Debre Belediyesi tarafından ve Konsey Başkanlığı'nın ortaklaşa yapılmış olan bütün çalışmalar hukuki olarak gerçek ve şu an meclise başkanlığını yürüten Fuat Bahio'ya da iki kişi meclis üyesi olarak gelecektir. Birisi Arnavut Alyansı, diğeri ise Alternativa'dan gelmektedir. Emin Varzivoli ve Bleron Dema mecliste yakında kendi çalışmalarına devam edecekler. Mavrova Rostuş'e Başkanı Medat Kurtovski eğitimdeki durumu değerlendirirken bu sene içerisinde özellikle öğrencileri ve öğretmenleri sevindirecek olan birçok proje sırada beklemektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nca özellikle ayrılmış olan paralar neticesinde birçok çalışmada söz konusu olacaktır. Bunların arasında Jirovnica'daki Josip Broz Tito İlk Öğretim Okulu için öngörülmüş olan 6,5 milyon denarla oradaki gereken çalışmalar ve düzenlemeler söz konusu olacaktır. Öte yandan ise Mavrova İlköğretim okuluna bağlı olarak mevcut olan çalışmaları bu seferde 300 bin denari görmekteler. Öte yandan ise bütün geri kalan okullarındaki çalışma ve eğitim şartları ideal olarak değerlendiren Kayyum Başkanı Medat Kurtovski'ye göre mevcut olan çalışmalar ve eğitimdeki projelerine eda devam edileceğini bildirdi. Debre Belediyeleri Arası Sosyal Merkezi Müdürü Kreşnik Paçuku'ya göre buradaki önceden veya tam 13 sene önce özel ihtiyaçlı vatandaşları için ayrılmış olan merkezin şartları mevcut olan taleplere ve gereksinimlere tam cevap verebilecek olan bir durumda bulunuyor. Ondan dolayı özellikle buradaki ziyaret etmesiyle birlikte tüm gereken hem eğitim hem sosyalleşme çalışmaları kapsamında yapılması gerekenler yapılmaktadır. Kendisi şu an yapılmaktadır olmuş olan em şartlardan em hizmetlerinden memnun olarak kendi memnuniyetini kamuoyuyla paylaşmış oldu. Haber bültenimiz sona erdi görüşmek üzere efendim.